Bir gün, yeni bir ay. 1 Aralık 2021 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda ülkemizin ana muhalefet partisinin CHP'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz oldu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız İsmail efendim? Bey, gayet iyiyim, sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Bugün etiketi sizden aldık. Telif hakkı verebiliriz arzu ederseniz. Nasıl ilerleşeceğiz diye. Evet. Güzel bir etiket. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda sizden biraz sonra bir tweet rica edeceğim. Evet. Çünkü bütün siyasi partilerden bu konularda açıklamalar geldi. Evet. Kimisi beğendi, helal olsun evet. dedi, kimisi tartışalım dedi. Evet. Bunu konuşmak istiyorum. Tabii. İki, ben geçtiğimiz günlerde hafta sonunda Mersin'deydim, köylerde. Evet. Orada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da gördüm. Adana Belediye Başkanı evet. da geldi. Evet. Onlarda bir heyecan vardı. Bu kent meydanı, sizin ilk mitinginiz 4 Aralık'ta. Evet. Neler yapılıyor? Bunu sormak istiyorum. Bir tartışma başladı. Süleyman Soylu, evet, sizin partinizin evet. yetkilileri vesaire. Cumhuriyet Meydanı'nı yasakladılar. Bu konuyu konuşmak istiyorum. Bunun dışında Sezgin Baran Korkmaz, Sedat Peker meseleleri, evet. yani Birleşik Arap Emirlikleri evet. konusu var. Evet. Ekonomi var. Ha, ekonomi demişken, dün akşam Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan konuştu. Savaş, bir gazete gelsin rica etsem. Sıcak gündemle başlayalım efendim. Evet, peki. Size bir soru sorabilir miyim? Evet. Sabah seyircilerime sordum da, dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı konuşunca buna en fazla tepkiyi kim göstermiştir dedim. Birisi dedi ki Kılıçdaroğlu, ben dedim bilemediniz dedim. Evet. Kim göstermiştir? Dolar. Dolar gösterdi. Peki pencereyle başlayalım. Hem faizi düşürüyoruz dedi, hem Merkez Bankası bağımsız dedi. Dolar aldı başını gitti. Dün TRT ortak yayında konuştu Sayın Erdoğan ve Erdoğan'ın konuşmasından sonra dolarda, euroda, piyasalarda meydana gelen gelişmeler. Sayın Erdoğan'ın sesini şöyle bir izleyelim. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu nasıl yorumlayacak? Enflasyon neticedir. Faiz sebeptir. Faiz zengini daha zengin yapar. Fakiri de daha fakir yapar. Kur, faiz, enflasyon sarmalında yaşamayacağız. Biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada bu faizin düştüğünü, bu kuru tetikleyen yüksek faizin de faizin düşüşü sebebiyle kurda da ciddi bir olumlu iyileşmenin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Buna enflasyon da dahil. Özellikle Türkiye ne zaman yüksek faiz kıskacından çıkmak için adım atmışsa buna çok dikkat etmemiz lazım. Döviz kuru üzerinden manipülatif bir baskıyla hep karşı karşıya kalmıştır. Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Efendim Sayın Erdoğan'ın konuşmaları böyle. Evet. Hatta yayın içinde gazeteciler orada sizin ta eski tarihli bir konuşmanızdan, işte evet. faizleri indirin evet. demenizden de evet. bahsettiler. Bu videoları evet. da gösterdiler. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi samimi düşüncemi ifade edeyim. Erdoğan faizden şikayet ediyor ama enflasyonu ona bağlıyor. Aslında gelir dağılımındaki dengesizliğin birinci amiri enflasyondur. Bakın, her şeye zam yapıldı. Zam yapılmayan hiçbir şey yok. Peki bu kadar zamın nedeni nedir? Faiz midir? Dolar kurundaki yükselişin nedeni faiz midir? Biz faizi savunmuyoruz. İnmesi lazım. Ama önce nereden inecek faiz? Siz esnafın faizini indirdiniz mi? Çiftçinin faizini indirdiniz mi? Vatandaşın bankalardan çektiği kredinin faizini indirdiniz mi? Hayır, bunlara hiçbir şey olmadı. Merkez Bankası birkaç bas puan indirdi. Ondan sonra bankalarda her şey olduğu gibi duruyor zaten. Her şey duruyor. Gelir dağılımında dengesizlik, olağanüstü bir dengesizlik var. Zam, her şeye zam yapıldı. Zam yapılmayan hiçbir şey yok. Bana çıkıp desinler ki ya şuna zam yapmadık. Çaya mı, efendim iğneye mi, ipliğe mi, mazota mı, şekere mi, patatese mi, marula mı? Neye zam yapılmadı? Her şeye zam yapıldı. Peki bu zamın sebebi ne? Sebebi ne, bana bilsin çıkıp bunu anlatması lazım. Merkez Bankası'nın faizini indiriyorsun. Ekonomiyi düzeltirsen zaten faiz kendiliğinden düşer. Zaten bilmediği nokta o. Ekonomiyi düzelteceksin, enflasyonu indireceksin. Piyasayı statik hale getireceksin, durağan hale getireceksin. Üretimi artıracaksın, yatırımı artıracaksın. Üretim arttıkça, yatırım arttıkça, istihdam arttıkça her şey dengeyi bulur. Siz bu dengeyi bir sefer temelden bozuyorsunuz. Temelden bozduğun için bu noktaya geliyor zaten. Faizi indir, evet faizi indir. Ben şunun için söylüyorum.
faizi indirdik diyor. Evet. Ya Londra'daki tefecilere dünyanın faizini ödeyen kim? Ben mi ödüyorum? 189 milyar dolar AK Parti hükümetleri döneminde 189 milyar dolar faiz ödendi. Her saatte ödenen faizi, her dakikada ödenen faizi, her günde, efendim her haftada, her ayda ödenen faizi defalarca dile getirdim. Bu ekonomi politikasıyla bu iş düzelmez dedim. Siz ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız önce üretim, üretim, üretim. Üretecek vatandaş. Üretemiyor vatandaş. Nasıl üretecek? Bakın İsmail Bey. Evet. En basit sıradan şeyi söyleyeyim. Evet. Gübreye dünyanın zammı geldi. Ekilebilir topraklara gübrenin ancak %20'si atıldı. Diğerlerine gübre atılamıyor. Vatandaş gübre alamıyor. Hı hı. Peki ne olacak? Hani üretimdi. Çiftçi üretmese ne olacak? Ya buğdayı dışarıdan alıyorsun. Arpayı dışarıdan alıyorsun. Nohutu dışarıdan alıyorsun. Canlı hayvanı dışarıdan alıyorsun. Peki bunların sebebi neydi? 19-20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu? Kimler yönetiyordu? Doların fiyatını sabit tutmak için 128 milyar doları yasalara aykırı olarak sattılar. 128 milyar doları. Peki kardeşim, eğer bunun nedeni kendisinin ifade ettiği bir tabloysa 128 milyar doları niye sattın? Arka kapıdan Merkez Bankası'nı devre dışı bırakarak. Kayınpeder, damat sattılar. Ha, şöyle mi diyorsunuz? Şu anda çünkü hükümete bakılırsa dolar ne olursa olsun biz mutlaka enflasyonu önceleyeceğiz diyorlar. Evet. Faizleri indireceğiz diyorlar. Enflasyonu ama eğer değil. Öyleyse evet. O zaman doları bir yerde sabitlemek için evet. Merkez Bankası rezervde niye kullandınız? 128 milyar dolar. Hmm. Niye kullandın? Yönetemiyor. Önemli bir soru bu. Emin olun yönetemiyor. Yönetmeyi tamamen bırakmış vaziyette. Şimdi efendim Merkez Bankası'nın faizini indireceğim. Sen Merkez Bankası'nın faizini bırak kardeşim. İndiriyorsan çiftçinin faizini indir. Hmm. Esnafın faizini indir. Ha buradan çiftçilere ve esnaf kardeşlerime de söyleyeyim. Allah'ın izniyle iktidar olacağız İsmail Bey. Önce onların faizlerini sileceğim. Çiftçinin mi? Çiftçinin de esnafından. Esnaf kefalet veya bankalardan. Tarım kredi veya bankalardan. Çiftçinin aldığı kredinin faizlerini sileceğiz. Sil. Niye silmiyorsun? EYT'yi çıkaracak mısınız efendim? O da çıkacak. Öyle mi? O da çıkacak. Emeklilikte yaşa takılanlar. Evet, evet, o da çıkacak. Bakın Merkez Bankası'ndan söz ediyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığından söz ediyor. Merkez Bankası bağımsızdır diyor. Eğer ben diyor bağımsız olmasaydı işte sen oraya gidemezdin gibilerden bir şeyler de söylemiş. Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını kendisi söylüyor zaten. 5 Kasım 2019 kendi partinin grup toplantısında. Hı. Merkez Bankası başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Kendisine ait. Ama unutuyor ne söylediğini. Merkez Bankası başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Yani benim söylediklerimi yapmıyordu. Şimdi size de dedi ki efendim, şimdi siz tabii konuşunca benim de aklıma bir soru geldi. Sayın Erdoğan dedi ki Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını söylüyor. Merkez Bankası bağımsız olmasa dedi sen dedi nasıl gideceksin? Dedi. Merkez Bankası Başkanı'na gittiniz ya. Evet evet. Neydi oradaki izleniminiz Merkez efendim? Bankası Başkanı kendisinin çiftliği mi? Ya Merkez Bankası kendisinin çiftliği mi? Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu, saygın bir kurumu. Bakmayın bu hale getirdiler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruluşundan bu yana Türkiye'nin en önemli, en saygın kuruluşlarından birisi olmuştur. Paranın değerini korumak için elinden gelen çabayı göstermiştir. Türk lirasının değerini korumak için elinden gelen çabayı göstermiştir. Bu tablonun yaşatılmasını sağlayan da Merkez Bankası'nın bağımsızlığının elinden alınmasıdır. Ben talimat vereceğim, sen gereğini yapacaksın. E verdin talimat, işte böyle oldu. Böyle oldu, talimat verdin. Dolar geldi, kaça dayandı? Türk lirası eriyor. İsmail Bey, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra çıkarılan kanunlardan birisi de Türk parasının değerini koruma kanunudur. Türk parasının değerini koruma kanunu. Türk parasının değeri mi kaldı Allah aşkına ya? Değeri mi kaldı? Siz Merkez Bankası'na gittiniz efendim. Evet. Ne dediniz şeye, başkana? Başkana Merkez Bankası'nın bağımsızlığına özen gösterin. Bu kurum bağımsızdır. Bu kurumun gelenekleri vardır.
Bu kurumun kendi kültürü vardır. Bu kurumda liyakat vardır. Merkez bankalı olmak farklı bir şeydir. Çünkü Merkez Bankası'na girebilmeniz için çok ciddi sınavlardan geçmeniz lazım. Orada yükselmeniz için belli bir başarıyı göstermeniz lazım. Şimdi bunu tamamen yerle bir ettiler. Ben bir adam bulup getireceğim, Merkez Bankası'nı başına koyacağım. Benim dediğimi yaptı, yaptı. Yapmadıysa görevden alırım, yerine yeni bir adam getiririm. Yani devlet kurumlarının içini çürüttüler. Tümünü çürüttüler. Peki başkan ne dedi size? Bağımsız olduğunu söyledi. Ama bağımsız olmadığını ben de biliyorum. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Yani sokaktan geçen herhangi bir vatandaşa soralım. Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını, Erdoğan'ın istediği müdahaleyi yaptığını. Şimdi faizler düşecek, faizler çıkacak. Kendisi karar veriyor değil mi? Merkez Bankası'nı kapatın. Kapatın Merkez Bankası'nı. Merkez Bankası'nın karar almasına gerek yok. Zaten kararı Erdoğan alıyor. Erdoğan alıyor. Fatura kime çıkıyor? Sokaktaki vatandaşa çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim efendim. Şimdi hani siz ana muhalefet partisi liderisiniz ya. Evet. Şimdi ben hani bu sizin yaptıklarınız, sözleriniz, bunların etkinliğine bakarım ben. Hani siz, evet, bunlar sizi iktidara taşır mı taşımaz mı? Benim, evet, bileceğim bir şey değil. Tabii. Halkın bileceği bir şey. Evet. Fakat siz şunu yaptınız gerçekten de. İşte taşeronlar meselesini gündeme getirdiniz. Evet. Önemli oranda çözüldü. İktidar, evet, bunu en sonunda duydu. Sonra siz bayramlarda iki maaş ikram edeydiniz dediniz. İki maaş, evet. Ben oradan biliyorum şimdi, evet, annemden. Hadi olsa olsa filan dediler. Oldu. Evet. Bunlar güzel şey. 3600 ek gösterge dedik. Şimdi o da geliyor. Yapacağım diyor ama daha henüz yapmadı. Takip ediyoruz. Ama belli ki yapılacak. Evet. Hatta ben seçimlere doğru EYT bir konusunda bile, evet, bir şey bekliyorum doğrusu. Evet. Ha, sözü nereye getireceğim, hı, efendim? Siz geçtiğimiz yıllarda da siz talimat verdiniz belediye başkanlarınıza. Evet. Dediniz ki asgari ücret şöyle olacak diye. Evet. Milli Gazete bir gelsin. Buradan bir soru soracağım da, tamam, size lafı oraya getireceğim. İstiyorum ki asgari ücret de böyle, evet, iyi olsun. Evet, evet. Bugün Milli Gazete'de insana yakışır bir ücret olsun. Asgari ücret pazarlık maratonu başlıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, sizin son dönemdeki bu yaptıklarınız, evet, söyledikleriniz, tabii işte Ankara'da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'da, evet, İmamoğlu'nu, Adana'da, evet, Zeydan Karalar, evet, Mersin'de Vahap Seçer, Kırşehir, işte, evet, bir sürü belediye başkanı, evet, kazandınız. Şimdi, evet, partiniz kazandı. Peki geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede onlara asgari ücret belediyelerde, sizin, evet, partinizin yönettiği, evet, belediyelerde şu olmalı diye bir şey söyleyecek misiniz? Söyleyeceğim. Öyle mi? Söyleyeceğim. Onunla ilgili hazırlık yapıyoruz. Bir görüşü beyan etmeden önce bütün belediye başkanlarımıza soruyoruz. Böyle bir taahhütte bulunduğumuzda siz bunu ödeyebilecek pozisyonda mısınız diye. Onlardan yanıt gelir ve biz o yanıtın üzerine, yani işi olgunlaştırdıktan sonra, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ama böyle bir rakam söyleyeceksiniz. Söyleyeceğim. Yani söyleyeceğim. Sizin belediyelerde belediye, evet, çalışanlar, evet, emekçiler şu, evet, kadar alacaklar, evet, diye söyleyeceksiniz. Bizim belediyelerde mesela asgari ücret en az 3100 liradır. En az. Kaç olmalı şimdi? Onu sonra söyleyeceğim. Hesap mı yapacaksınız? Evet. Mesela, tabii, kaç olabilir? Asgari ücretli tatmin edebilecek düzeyde olması lazım. İki belediyenin bunu ödenebilir pozisyonda olması lazım. İki dengenin sağlanması gerekiyor. Peki, tamam. Şimdi efendim sohbetimiz böyle akıp gidecek ama... Belediye derken İsmail Bey, evet, en küçük belediyemizden en büyük belediyemize kadar dikkate alıyoruz biz bunu. Yani en küçük belediyemizde, evet, ben bu parayı ödeyebilirim demesi lazım. Tamam. Bu arada şu bilgiyi de vereyim değerli izleyenler. Tabii ana muhalefet partisinin lideri burada. Bu sabah kendisiyle birlikte gelenler, bir heyeti var burada. Hani kendisinin kurmayları, basın müşaviri, işte Ömer kardeşim vesaire. Ekrem İmamoğlu da burada kendisine eşlik ediyor. Onu da bir not olarak aktaralım. O da Fox'ta şu anda, sizlere de Çalarsat ailesine selamları var. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na güncel sorular sormak istiyorum. Dün akşam Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan başkaca manşetler de seçtik. Ona yönelteceğim ama... Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a ilişkin sözleri de gündem oldu. Elde ettiğimiz ön bilgiler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bahçeli'ninki tükenmişlik sendromu, olmayan düşmanı yaratıyor. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Mansur Bey arkasında bir şey hissediyorsa elbette ülkücülerin, milliyetçilerin desteğini hissediyordur. Yetmez, bütün Atatürkçülerin desteğini, vatanseverlerin desteğini hissediyordur. Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş'i anma toplantısında salona bir grup girdi ve saldırıya geçti. 4 kişi yaralandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü soruşturma devam ediyor dedi ama MHP lideri Bahçeli partisinin ön bilgilerine göre suçlu Mansur Yavaş dedi ve dikkat çeken bir üslupla uyardı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her günde takip edecektir.
İlgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim. 180 derecelik bir U dönüşünden sonra ülkücülerin desteğini kaybetmiş, kendisinden ayrılanların 2 katı 3 katı oylara ulaşmış olduğu bir partinin onların seviyesine inmeyiz. Bir belediye başkanımızı da bu küfürbaz dile teslim etmeyiz. CHP aynı sertlikle yanıt verdi Bahçeli'ye. İyi Partili Bahadır Erdem de Yavaş'ı makamında ziyaret ederek destek verdi. Millet İttifakı Bahçeli'nin sözlerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik tehdit olarak yorumladı. Bir siyasetçinin siyasetçiyi tehdit ettiğine ilk defa şahit oluyorum. Böyle bir anlayış hastalıklı bir anlayıştır. Salonları terörize etmek, sokakları terörize etmek, siyaseti terörize etmenin kimseye bir faydası yoktur. Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte Muhittin Çolak, Şevket Bülent Yahnici ve Ali Uzunurmak gibi MHP'nin geçmişinde yöneticilik yapmış isimlerin konuşmacı olarak katılmasına MHP Ankara İl Başkanlığı sosyal medya üzerinden sert tepki göstermişti. Anma töreninin başlamasıyla da salona giren kalabalık grup toplantıdakilere saldırdı. Bahçeli Yavaş'a hedef gösterdi ama saldırıya uğrayan vakıf tam tersi bir açıklama yaptı. Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaatine hakim. Toplantının düzenlenmesi kimsenin eli altında gelişmiş bir hadise değildir. Sayın Mansur Yavaş'ın alakası yoktur. Yapılan çirkin saldırının yöneteni bellidir. Bütün video görüntüleriyle failler apaçık belli olan kişilerdir. Hiç yakışıyor mu sizlere? Hiç yakışıyor mu? Mansur Yavaş cevap vermeyeceğim diyerek cevap verdi Bahçeli'ye. Ama iki grup arasındaki kavga siyasette de yeni bir söz düellosu başlattı. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim. Bir kere seni ciddiye alan yok. Karşında bıraksana düşmanlık, seni rakip gören yok. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na soralım. Ne diyorsunuz efendim Sayın Bahçeli'nin bu sözlerine? Aslında şöyle ifade etmek isterim. Yani Sayın Bahçeli uzun yıllardır Türk siyaset sahnesinde olan bir isim. Böyle bir olayı araştırmadan, sorgulamadan, doğrudan Mansur Yavaş'ı hedef alıp onu suçlaması, suçlama yönüne gitmesi doğru değil. Mansur Yavaş gerçekten de kendisinin attığı tweet'te olduğu gibi siyasi tartışmalardan uzak duran birisi. Belediye başkanlığı yapıyor. 6 milyon Ankaralıyı kucaklıyor. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayıp hizmet veren birisi. Neden böyle bir suçlama yapıldı? Akıl alır şey değil. Alparslan Türkeş, Allah rahmet eylesin, onun anma töreni var. Ailesi düzenliyor bu töreni. Ve Kur'an tilaveti sırasında bu baskın yapılıyor. Bunu da özellikle halkımızın bilmesini isterim. Yani arkadaş, siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İnsanlar orada Alparslan Türkeş'i anıyorlar. Alparslan Türkeş, Türk siyaset tarihinin önemli aktörlerinden birisidir. Ailesi arıyor, sevenleri arıyor. Geçmişte onunla birlikte politika yapanlar anıyorlar. Dolayısıyla baskın yapıp siz neden Alparslan Türkeş'i anıyorsunuz diye baskı kurmak asla doğru değil. Ellerinde sopalarla polislerin bir anlamda korumasından oraya baskın düzenlenmesi doğru değil. Bahçeli'nin yapması gereken baskın düzenleyenleri eleştirmesiydi. Bizim eski genel başkanı bir grup seven ailesi anıyor. Dolayısıyla o anma törenine baskın düzenleyenleri partide tutmayacağım ve atacağım demesi lazımdı. Ama bunu yapmadı. Tam tersine hiç ilgisi olmadığı halde Mansur Bey'i suçladı. Bu şunu gösteriyor aslında. Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi bir başka yere vakfetmişseniz, yani AK Parti'nin altında bir yerde kendinizi konumlandırmışsanız ve AK Parti kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri tümüyle feda etmeye hazır bir pozisyon takınmışsanız, siz artık siyaset üretemezsiniz. Mümkün değil. Siyaseti başkaları üretir, sizi empoze ederler, buraya saldırın derler, sen gidersin o görevini yaparsın. Bahçeli'nin düştüğü pozisyon budur. Bu açıdan ben Bahçeli'nin pozisyonuna emin olun üzülüyorum. Böyle olmaması lazımdı. Ama Adalet ve Kalkınma Partili kim isimler de, evet, mesela Bahçeli'nin o ittifakta olmasına rahatsızlık duyuyorlar ve onlar da diyorlar ki bizim partimiz diyorlar Bahçeli'nin kontrolüne girdi diyorlar. Böyle de o tarafta da böyle bir karşı çıkış var. Çünkü AK Partililer toplumun her kesimine hitap edecek pozisyondan düştüler. Bunu fark ediyorlar. Eskiden AK Parti toplumun her kesimine
hitap ediyordu. Her kesimini kucaklayabiliyordu. Her kesim için söyleyecek bir şeyleri vardı. Ama MHP ile beraber olduktan sonra, daha doğrusu MHP'de Bahçeli ile beraber olduktan sonra toplumun önemli bir kesimini tamamen sistemin dışına çıkardılar. Kendi görüş alanlarını dışına çıkardı. Onlara verecekleri hiçbir şey yok artık bu saatten sonra. Dolayısıyla gerçeği gören AK Partililer tabii bu durumdan rahatsızlar. Peki. Bunu eski AK Partililer de, yani şu anda parlamentoda olmayan AK Partililer de görüyor. Parlamentoda olan, milletvekilliği yapan AK Partililer de görüyorlar ve bundan rahatsızlık duyuyorlar. Bunu da değişik yerlerde, ortamlarda dillendiriyorlar. Bir de Mansur Yavaş'ın bir sözü vardı, onu alabilir miyiz? Şimdi Türk'ün gazetesinde Mansur Bey dikkat etsin diye bir haber var. Evet. Fakat Mansur Yavaş da sizin az evvel ifade ettiğiniz gibi diyor ki milletimizin iradesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim diyor efendim. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Evet. Doğrusu bu. Belediye başkanı, belediye başkanı olarak görev yapıyor. Zaten söyledim bütün belediye başkanı arkadaşlarıma. Seçildiğiniz andan itibaren A partili, B partili ayrımı yapmadan toplumun her kesimini kucaklayacaksınız. Çünkü biz yeni bir siyaset anlayışı, toplumu kucaklayan siyaset anlayışı, ayrışmayı değil, beraber olmayı, birlikte olmayı, tasada ve kıvançta beraber olmayı savunan bir partiyiz. Belediye başkanlarının da aynı felsefeyle hareket etmesi lazım. Sadece bunun için söylemiyorum. Bakın diyorum ki, bize oy vermeyen mahalleler, yani belediye seçiminde size oy vermeyen mahalleler varsa o mahalleleri de sakın ola ki sen bana oy vermedin, ben sana hizmet götürmeyeceğim demeyeceksiniz. O eski anlayıştı, AK Parti anlayışıydı o. Biz herkese eşit hizmet götüreceğiz. Tek istisnası var, fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Oraya daha fazla hizmet götüreceksiniz. Onlar kentin sağladığı imkanlardan, onlar da faydalanmış olacaklar. Daha fazla faydalanmış olacaklar. Şimdi efendim, dün sizin partinizin grup toplantı salonunda yaptığınız konuşmada bir takım milli şirketlerimizden bahsettiniz. Evet. Bizim hepimizin göz bebeği, öyle, göz nuru öyle. Olan. İşte Aselsan olsun, Roketsan olsun. Evet, dediniz Habelsan. Ki... Böyle tartışmalar var, dedikodular var, evet. Böyle iddialar gazetelere, televizyonlara yansıdı. Bunları Birleşik Arap Emirlikleri'ne satarsanız, Katar'a satarsanız dediniz. Bunun bir haber hazırladık, kısacık izleyelim. Sonra ne demek istediğiniz biraz daha detaylı izlemek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye geldi, gitti. Şimdi Sayın Erdoğan Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarete gidiyor. Ya düne kadar bu adamlara şerefsiz diyordunuz. Ne oldu birdenbire? Ne oldu ya? Bunu bilmem hakkım. Öyle yok, bu devlet meselesini söylemeyiz. O kadar ucuz değil bu iş yani. Mesele paraysa. Yani oradan gelecek 3-5 milyar dolar, 10 milyar dolar bugünkü Türkiye ekonomisinin hiçbir şey değil. Ziyaret bitti, anlaşmalar imzalandı ama yankısı siyaseti ısıtmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara çıkarmasının muhalefet 10 milyar dolarlık yatırım nereye yapılacak sorusunun peşinde. Gazetelere bir şey yansıdı. Efendim bunlar geldiler. Aselsan, Habelsan, Roketsan, ben bunları alacaklarmış. Bunların pazarlıklarını yapacaklarmış. Kılıçdaroğlu 10 milyar dolara karşılık savunma sanayi şirketlerinin satılacağı iddialarını sordu iktidara. Altını çize çize de uyardı. Buradan Erdoğan'a da söylüyorum, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi'ne de söylüyorum. Ordunun Habelsan'ına, Roketsan'ına, Aselsan'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getirir. Fitil fitil burnunuzdan getirir. 10 milyar dolarlık yatırım ne zaman, nereye, ne kadar gelecek, içerik bilinmiyor. Bir başka bilinmeyen de Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerde nereden, nereye, nasıl gelindiği sorusu. 15 Temmuz'un faali bugün nerede? 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz darbe girişimini finanse edenler, parayı verenler, imkanı sağlayanlar, onları koruyanları kırmızı halıyla, turkuaz halıyla davet etti. Eğer gerçekten FETÖ'ye destek verdiyse bunlar, ya bu parayla ölçülecek bir şey mi ya? O kadar ucuz mu 10 milyar dolara? Eğer öyleyse bunların yatacak yeri yok. 10 milyar dolara değişilir mi ya? Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile değişik dönemlerimiz
arzu edilmeyen gelişmeler oldu dedi ama 15 Temmuz sayfasını Veliaht Prens'in ziyaretinden sonra hiç açmadı. Bugünkü ilişkileri aile hassasiyeti derecesinde değerlendirdi. Muhalefet düne kadar 15 Temmuz'un arkasında olmakla suçladığınız Birleşik Arap Emirlikleri ile ne oldu da bugün dost oldunuz diye sordu. Birinden birisinin özür dilemesi lazım yani. Ya bizim hükümetin çıkıp ya özür dileriz arkadaş, biz sizi yanlış değerlendirmişiz, bilmiyorduk, demek ki suçsuzmuşsunuz demesi lazım. Onlardan özür dilemesi lazım. Ya da onların çıkıp ya evet bir hata ettik. Yani o günkü politikalarınız işimize gelmiyordu. Sizi devirmeye çalıştık ama özür dileriz. Ziyaret günü birlik oldu ama yankısı devam etti ediyor. Muhalefetin soru ve iddialarının gölgesinde gözler iktidardan gelecek Birleşik Arap Emirlikleri açıklamasında. Tabii dikkatli izleyenlerin bileceklerdir. Bütün bu tartışmalar işte Sedat Peker'in gündeme getirmesi, sonra Sezgin Baran Korkmaz, ona kaç denildi mi denilmedi mi, o mal varlığı transferlerinde kimlere nerelere gitti gibi tartışmalar geçtiğimiz hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li üyeler tarafından sorulmuştu, soru olarak biliyorsunuz. Şimdi efendim siz bir zamanlar böyle tank palet fabrikası öyle dediniz aylarca ve Sayın Erdoğan da çok kızdı. Öyle. Hatta sonunda Sayın Bahçeli de orada devreye girmişti. Şimdi böyle diğer kamu kurumlarından bahsediyorsunuz. Ne orada sizi endişelendiren? Şimdi İsmail Bey, tank palet fabrikası Türkiye'nin göz bebeği olan fabrikalardan birisi. Avrupa'nın en büyük fabrikalarından birisi. Değerinin 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bunu aldılar, önemli bir kısmını, %49 küsürünü Katar ordusuna verdiler. Hı hı. Benim bilmediğim sırrı Katarlılar biliyor. Bizim üniversitelerin bilmediği sırrı onlar biliyorlar. Daha önce 5 model tank yapıldı, atışları yapıldı, her şey tamamdı, mükemmeldi ve tank üretimine başlayacaklardı. Fakat birdenbire bir şey oldu, Katarlılar devreye girdiler. Ondan sonra olay başka bir yere gitti. Türkiye şu anda tank üretemiyor. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Birinci soru şu. Siz durduk yerde 5 tane tank üretilmişken, bunların denemeleri yapılmışken, seri üretime geçecek hale gelmişken neden Katar ordusuna bunu devrettiniz ve neden o çabaların tamamını alıp çöp sepetine attınız? Şimdi bunu para için yaptılar. Para gelsin de ne olursa olsun bu mantıkla gidiyorlar. Bir devlet böyle bir mantıkla yönetilemez. Bir devletin onuru vardır. Bir devletin silahlı kuvvetleri vardır. Bir devletin kendi gizli sırları vardır. Siz para gelecek yerden, para gelecek diye her şeyi feda edemezsiniz. Ya bu ülke parayla kurulmadı ki. Kanla gözyaşıyla kuruldu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Niye geliyor? Hani bunlar 15 Temmuz'da darbe girişimine en büyük desteği verenlerdi. Kendi ağzıyla söylüyor zaten. Bunların havuz medyası dediğimiz gazeteleri bunların tamamını şerefsiz olarak tanımlıyorlardı. Vay şerefsizler diye. E nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şerefsiz diye tanımladığı bir kişiyle oturup tokalaşır? Bunun hesabını nasıl verecekler? Özellikle AK Partili kardeşlerime soruyorum. 15 Temmuz gazilerine söylüyorum. Şehit ailelerine söylüyorum. Yani düne kadar bunlar kötüydü. Darbe girişimine destek vermişlerdi, paralar vermişlerdi. Ne oldu birdenbire? Geldiler buraya. Neymiş? 10 milyar dolar para getirecekler. Ya 10 milyar dolar nedir Allah aşkına? 50 milyon dolar için tank palet demişti. Onun için biz verdik diye. Ben dedim ki bir ayda ben 50 milyon dolar parayı bulacağım, sen Katarları bırak. Bir ayda bulmazsam tamam, bir daha tank paleti ağzıma bile almayacağım. Yapmadı. Ben bir ay içinde 50 milyon dolar parayı bulurdum. O tank palet fabrikasını ordumuza teslim ederdim. Siz nereden bulacaksınız o parayı? Kampanya açardık efendim. Kampanya açardık. Ben bunu söylediğimde, tabii bunu söylediğimde çok sayıda kişi yurt içinden yurt dışına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, açın kampanyayı göndeririz, 50 milyon değil 60 milyon dolar diye göndeririz. Bu tank palet fabrikası ordunun olsun, başka bir kimsenin olmasın diye. Bu mümkün. Şimdi geldiler buraya, gazetelerden haberler. Efendim Aselsan'ı alacaklar, Roketsan, Havelsan. Bunlar katma değeri yüksek ürün üreten ve bizim gerçekten göz bebeğimiz olan kurumlar. Milli kurumlar. Milli kurumlar tabii bunlar. Şimdi bunları satın alacaklarmış gibi, ortak olacaklarmış gibi haberler gazetelerde yayınlandı. Bekledim. Hani olur ya, yok efendim böyle bir şey yok diye hükümet kanadından bir açıklama yapsılsın. Ne Milli Savunma Bakanlığı'ndan, zaten onların hiçbirisi açıklama yapamaz. Erdoğan'dan izin alması lazım. Ya da Erdoğan'ın çıkıp açıklama yapması lazım. Böyle bir şey yok demesi lazım. Veya dün TRT'de katıldı şeye, bir programa. Karşısındaki gazeteciler arz edeceklerine bu soruyu sorsalardı.
Siz Roketsan'ı, Havelsan'ı, Aselsan'ı, efendim Kılıçdaroğlu diyor ki böyle haberler var. Doğru mu yanlış mı? Ne diyorsunuz? Soru sorması lazım. Onlar da bu soruyu soramıyorlar. Çünkü ellerine yazılmış kağıtlar var. Bu soruları ancak sorabilirsiniz diye. Şimdi öyle olunca da ben mecburen böyle haberler var. Bunu yaparsanız eğer Havelsan'ıydı, Aselsan'ıydı, Roketsan'ıydı bunu kalkar da efendim Birleşik Arap Emirlikleri'ne dolar gelecek, para gelecek, sıkıştık biz bunları satalım derseniz sizin burnunuzdan fitil fitil getiririm dedim. Ve getiririm dedim. Böyle bir rezalet olamaz. Zaten tank palet fabrikasını da bu halka vaadimdir. İktidar olduğumuzda bir hafta içinde Katarların parasını vereceğiz, al kardeşim git diyeceğiz, tank paleti ordumuza teslim edeceğiz. Kamuoyunda şu konuşuluyor efendim, gazeteci arkadaşlar da bunu çok tartışıyorlar. Evet. Bütün bu ilişkilerin arkasında hani 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında evet. Birleşik Arap Emirlikleri evet. var denildi, finanse ediyorlar evet. denildi. Evet. Fakat bir anda böyle geldiler gittiler, hatta Sayın Erdoğan gidecek şimdi. Acaba Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar mı var? Yani şimdi Sedat Peker susturmak mı isteniyor, olabilir mi bu? Ya o da var zaten. Sedat Peker'in söylediklerinin tamamı doğru. Neden doğru diyeceksin? İşin içinde olan kişi. Hani bir siyasetçi söylese, ya siyasetçi duyduğunu söyler. Ama bu yaşadığını söylüyor. Ya itiraf ediyor her şeyi. Şöyle 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 oldu diye. O kadar ki İçişleri Bakanlığı'nın bulamadığı şeylerin fotoğrafını yayınlıyor. Ve yasakladılar. Birleşik Arap Emirlikleri'ne devreye girdiler. Oraya adamlar gönderdiler. Kim bilir neler yaptılar. Yalvardılar, yakardılar. Kim bilir size hangi imkanları sağlayacağız diye söylediler. Sedat Peker aman konuşmasın dediler. Niye konuşmasın? Niye rahatsız oluyorlar? Yalansa çıkar dersiniz ki bu kişi yalandır. İşte belgesi, işte dokümanı, bunların hiçbirisi doğru değildir diye açıklama yaparsınız. Sizin gazetecileri, onların gazetecileri var, onların bakanları var, onların milletvekilleri var, onların yandaşları var, onların sanayicileri var, onların beşli çeteleri var. Çıksın tek tek açıklama yapsınlar. Onların da cumhurbaşkanı var. Çıksın açıklama yapsın. Bunların tamamı yalandır desin. Hiç kimse yalanlayamıyor. Şuna da baktınız mı efendim? Bir de Sezgin Baran Korkmaz meselesi var. 1 milyar dolar işte kara para, aklama suçlaması, işte 105 milyon dolar oradan geldi buraya gitti. Mal varlığında tedbir vardı bir anda kaldırıldı. İşte o paralar kime gitti? Buna da baktınız mı siz? Baktırdınız mı? Tam bir rezalet İsmail Bey. Tam bir rezalet. Çağırıyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz'ı. Diyorsunuz ki yurt dışına git yoksa biz seni tutuklamak zorunda. Bu kesin mi efendim? Kesin. Bunu yapmış olabilirler mi? Hayır yaptılar zaten. Yaptılar zaten. Yurt dışına gönderdiler. Sezgin Baran Korkmaz Amerika'dan bu kişiyi tutuklayın bize teslim edin haberi gelinceye kadar zaten devletin hemen hemen bütün kurumlarıyla ilişki halindeydi. Hı hı. İçişleri Bakanı uçağına biniyordu, bakanlar uçağına biniyordu. Bunlar oturup sohbet ediyorlardı, konuşuyorlardı. Her türlü imkanlar vardı, parasal destekler vardı. Her şey yapılıyordu zaten. Aldılar, tutukladılar önce. Sonra serbest bıraktılar. Sonra serbest bırakan mal varlığı üzerindeki hacizleri kaldırdılar. Hacizi kaldıran başsavcıyı aldılar. Anayasa Mahkemesi'ne üye yaptılar. Diğerini de getirdiler. Başsavcı yardımcısını da getirdiler. Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı yaptı. Ödüllendirdiler. Yani kendi talimatlarını yerine getirdiği için ödüllendirdiler. Sizin partinizin milletvekilleri Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayın Soylu'ya sordular efendim. Evet, o da dedi evet. ki beni çok konuşturmayın dedi. Burada dedi bir devlet operasyonu var. Ta tepeden. En tepeden en aşağıya kadar. Evet, ama bir dedi biz operasyonları boşa çıkarttık dedi orada. Hangi devlet operasyonu? Neyi boşa çıkardılar? Eğer boşa çıkar yani yurt dışına göndermek için çaba harcadılar. O zaman niye şimdi yazı yazıyorsun Sezgin Baran Korkmaz'ı bize iade edin diye? Bu ne anlama geliyor? Yaptıkları bütün çabanın boşa çıktığını gösteriyor. Düne kadar yurt dışına çıksın diye çağırdın, konuştun, yol verdin, haczi kaldırdın, malları sat, elinden çıkar, yurt dışına çık dediler. Şimdi Amerika istedi, aldılar, tutukladılar, hapse attılar. Amerika istedikten sonra bunlar da istemeye başladılar. Peki. Tıpkı şimdi, Rıza Zarraf gibi. Öyle mi? Tabii, o da yurt dışına çıktı, sonra Amerikalılar aldılar. Orada itirafçı oldu. En büyük korkularını Sezgin Baran Korkmaz da Amerika'da itirafçı olursa ne olacaklar? En büyük telaşlar o. Hmm.
Peki. Şimdi bir de efendim... Ya 200 yıl, 200 küsür yıl hapse girecek ya da itirafçı olacak. Sezgin Baran Korkmaz da Amerikalılara verilirse itirafçı olacak. İşte Zarrab şimdi dolaşıyor. Adını değiştirmiş. Tabii itirafçı yeni oldu. Yeni sevgili yapmış kendisine. Tabii itirafçı oldu. Kim bilir ne söyledi değil mi orada? İki kez iadesi için yazı yazıldı. Yani. İki kez yazı yazıldı. Bize iade edin diye. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihinde yaşamamıştır. Ya siz nasıl kalkarsınız? Devletin bakanlarına, bürokratlarına rüşvet veren adamı, nasıl olur da bize iade edin dersiniz? Orada konuşmasın diye. Daha dur dosyalar açılmadı, kim bilir daha neler var, neler göreceğiz yani. Mesela efendim çok basit. Ben hep şunu söylüyorum. Ya şeffaf devlet şunu yapar. O kişiyle ilgili mal varlığında tedbir vardı ya. Evet. O kaldırıldı. O kaldırıldıktan sonraki arada ne kadar para gitti? Hangi mal kime gitti? Bu çok basit ortaya çıkıyor. Bizim MASAK var. Çok güçlü efendim, böyle tespit iyi isimler var orada. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına göndermek için bir de uydurma haber yaptılar. MASAK raporu geldi. MASAK raporu üzerine mal varlıkları üzerindeki haczi kaldırdık diye. Esas sonra, MASAK'ın bir raporu tabii daha var sonra öncesinde. Sonra MASAK bir açıklama yaptı. Hayır bizim böyle bir raporumuz yok dedi. Peki siz... Bu işlemi yapan kişiyi nasıl Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atarsınız Allah aşkına ya? Enteresan. Ya Anayasa Mahkemesi'ni bu kadar nasıl kirletebilirsiniz? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu... Yazık günah değil mi ya bu devlete? Adalet anlayışına yazık günah değil mi ya? Ve diğerini de getireceksiniz Adalet Bakanı'na bakan yardımcısı yapacaksınız. Parti komiseri. Hangi çağda yaşıyoruz biz ya? Hangi çağda yaşıyoruz? Yani gerçekten de vicdanı olan... Bütün AK Partililerin, bütün MHP'lilerin düşünmesini isterim. Ya bir devlet böyle olmaz kardeşim ya. Ya bu devlet avukat bürolarında kurulmadı kardeşim ya. Ya bu devlet Milli Kurtuluş Savaşı verdi ya. Ne demek bu? Bu devletin bir onuru var ya. Siz bir hocam, haysiyeti var bu devletin. Avukat büroları derken ne demek istiyorsunuz? Şunun için demek istiyorum. Yani biz emperyal güçlerin bize verdikleri desteklerle kurulmadık. Anladım. Biz kendi alın terimizle, kanımızla, gözyaşımızla kurulduk biz ya. Şimdi kalkıyorsunuz. Emperyal devletlerin verdiği talimatları yerine getiriyorsunuz. Hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri kim Allah aşkına ya? Kim Birleşik Arap Emirlikleri? Düne kadar en ağır şekilde eleştirdiğin kişiyi bugün neden muhtaç hale geliyorsun? Ben bu sorunun cevabını öğrenmek isterim. Sırada sokaktaki AK Partili kardeşim de bu soruyu sorsun. 15 Temmuz gazisi de bu soruyu sorsun. Sormak zorundadır zaten. Soru sormazsanız devletin nasıl yönetildiğini bilemezsiniz. Size dayatılanı kabul etmek zorunda değilsiniz. Aklımız var, mantığımız var. Akıldan, mantıktan sanki bu millet yoksun. Bir kişi ne söylerse hepimiz onaylayacağız ve devlet yönetilecek. İşte devlet bu hale geldi. Yönetilmiyor şu anda devlet. Kim var? Bakın İsmail Bey. Buyurun. Allah aşkına. Bakan yangın, orman yangınları var. Bakan açıklama yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile yangın söndürmelerini, ormanlardaki yangını söndürmeye başladık. Ya yangını söndürmek için Cumhurbaşkanından talimat mı beklenir Allah aşkına ya? Bu ne demektir? Bakan dediğimiz kişilerin tamamı aklını kiraya vermiş demektir. İradesi yok demektir. Yangını söndür, tamam yangını söndürmeye gidiyoruz. O talimat gelmese kimse bir şey yapmayacak. Elini kolunu sallamayacak. Ya böyle bir devlet var mı Türkiye'de? Böyle bir yapı var. Evet böyle bir yapı var Türkiye'de. Zaten isyanımız da bundan yönetilmiyor. Ekonomiyi ne hale getirdiler? Gerçekten şu ekonominin haline bakın. Neye zam yapılmadı? Allah aşkına iki soru. Ben isterim. Yani bütün AK Partili kardeşlerim de, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim de dinlesinler. Ya bu memlekette neye zam yapılmadı? Asgari ücrete zam yapılmadı. Memurun maaşına zam yapılmadı. Garibanların maaşına zam yapılmadı. Sosyal yardımlar artmadı. Ya peki kardeşim nelere zam yapıldı? Ya zamı yapılmadık bir şey kalmadı ya. Ekmeğinden tutun, unundan tutun, doğalgazından, mazotuna her şey. Etinden tutun, peynirinden tutun. Her şeye zam yapıldı ya. Sonra kalkmış piyasada efendim istikrar olacakmış. Ya konuştukça batırıyorsun ülkeyi. Konuştukça. Kendisine dedim ki ya Allah aşkına bir sus ya. Ya bu ülkenin bir sanayicileri konuşsun, tüccarı konuşsun, çiftçisi konuşsun. Bir dinle kardeşim bunları ya. Konuşuyor. Bilerek konuşsa eyvallah diyeceğim. Vallahi ekonomi de bilmiyor. Vallahi billahi bakın yemin ediyorum ya. Ekonomi de bilmiyor ya.
Ya ekonomi denen bir bilim var. Ekonominin ne olduğunu biliyor mu? Bir para politikası var, bir maliye politikası var. Maliye politikasından haberi bile yok. Bütçe getirdiler meclise. Bütçe zaten eskidi. Öngördükleri dolar kuru, iki sene sonraki öngördüğü dolar kuru iki sene sonrasını geçti. Şimdi efendim devam edeceğiz. Fakat reklamlardan sonra mutlaka sormak istediğim birkaç soru var. Evet. Bir kere Mersin mitingini soracağım. Evet. İki, helalleşeceğiz. Nasıl helalleşeceğiz bunu soracağım. Bir çalar saati verir misiniz bana? Bir de efendim ben dertliyim. Şimdi her sabah 9 yıldır her sabah yayın yapıyorum. İnsanlarımız bir sonraki şunu gündeme getirir misiniz efendim? Bakın bunu neden ısrarla gündemde tutuyorlar? Yaz saati, kış saati uygulaması. Bizim Avrupa ile aramız açıldı saatler. Öyle. Amerika ile Kanada ile açıldı. Çocuklarımız karanlıkta okula gidiyorlar. Elektrik mühendisleri odası diyor ki herhangi bir tasarruf da yapılmış değil diyor. Bunu ama reklamlardan sonra. Çünkü sözünüzü kesmek istemiyorum. Peki. Bu arada bugün Sabah gazetesinde ilginç Salih Tuna Abdullah Gül konusuna değinmiş. Aynı şekilde yine Melih Altınok Sabah gazetesinde eski İslamcılar Halk TV'de Abdullah Gül'ün Atatürkçülüğüne kefil oluyorsa diye benzeri içerikli bir yazı ve Aytun Çerkin de Sözcü'de Abdullah Gül pes etmiyor şeklindeki bir yazı. Onları okudum. Bunları da Kemal Kılıçdaroğlu'na soracağım adaylık bahsi gelince efendim. Manşetlerimiz devam edecek. Nasıl helalleşeceğiz? Hoş geldiniz. 1 Aralık'ta bir çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya'lı Demokrasi Meydanı'nda Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve nasıl helalleşeceğiz diye soruyoruz. Bu soruyu da sakladım kendisine. Ve kritik Mersin mitinginden hemen öncesinde de bu konuları da kendisiyle konuşacağız. Dün akşam Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan TRT ortak yayında konuşmuştu. Bir de erken seçim. Sayın Kılıçdaroğlu ve onun dostları sürekli erken seçim, hatta ne erken seçimi, derhal seçim diyorlar ya, Sayın Erdoğan'ın bu konuda sözleri vardı. İzleyelim, Kılıçdaroğlu'ndan yorum rica edelim. Sayın Bahçeli'nin bugün konuşmasında da ifade ettiği üzere bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevse de sevmese de bunların alışmalarını ve ben de aynen riayet etmelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Yani millete hayrı, faydası olmayanlar gündemi seçimle meşgul ederek sözüm ona siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Küresel gelişmelere bağlı olarak bütün bu yaşanan döviz hareketliliğini bahane ederek seçim çağrısında bulunanlar son olarak halkı sokağa çıkartmaya çağırdılar. Bunların geçmişten beri hep alışkanlığı budur. İnşallah vatandaşlarımız Haziran 2023'te sandık başına gidecek ve tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır. Şimdi efendim geçtiğimiz hafta şöyle bir olay oldu. Bu dolar, euro patlayınca işsizlik rakamları vesaire bir grup vatandaşımız sokaklara da çıktılar. Tabii demokratik bir ülkede yaşıyoruz en azından teorik olarak ve anayasamızda teminat altına alınan haklar var. Evet. Lakin ben de tabii ülkesini takip eden bir gazeteci olarak dedim ki kaygılarım var. Bakın sokağa falan dökülmeyin. Evet. Daha şimdiden gezi demeye başladılar. Evet. Dolayısıyla halkın gerçek gündemi konuşulmasın. Bırakın muhalefet partileri zaten sizin sesinizi duyacak, duyuracak. Sizler de hep erken seçim diyorsunuz. Evet. Erken seçim çare mi? Çare. Bakın ekonomi bu haldeyken nasıl düzelecek? Düzeltemiyorlar. Yönetemiyorlar. Devletin kurumlarını çürüttüler. Devleti çürüttüler. Perişan ettiler. Dolayısıyla yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bunun için de var olan iktidarın değişmesi lazım. Gerçekten de ülkesini seven, vatandaşını seven, gelir dağılımını mümkün olduğu kadar dengeleyen, Türkiye'yi üretime odaklayan bir anlayışın gelmesi lazım. Devlette liyakat sisteminin olması lazım. Toplumda hiçbir ayrışmanın, kutuplaşmanın olmaması lazım. Böyle bir yapının iktidar olması lazım. Böyle bir yapının iktidar olmasının yolu da seçim. Biz de diyoruz zaten. Gecikilen her günün maliyeti ağırlaşıyor. Vatandaşın mutfağındaki yangın daha fazla artıyor ve büyüyor. Dolayısıyla buradan nasıl çıkacağız? Seçimle çıkacağız. Biz diyoruz ki erken seçim yapalım. Niye erken seçim? Hatta bazı liderler erken değil derhal seçim olsun dedi. Evet seçim olması lazım. Yani demokrasilerde halkın iradesinden niye korkuyoruz ki? Halkın iradesinden korkmanın bir mantığı var mı?
mantığı yok. En büyük hakem kim? Halk. Halka gideriz. Halk seni seçiyorsa başımızın üstüne zaten söyleyecek bir lafımız yok. Ama seni seçmiyorsa, başka birisini getiriyorsa o zaman buna izin vereceksin sen. Kalan her sürenin maliyeti işçi açısından, işveren açısından, bakın kimse önünü göremiyor. Kimse önünü, sanayici önünü göremiyor, çiftçi önünü göremiyor. Üretim, Türkiye üretimden koparılıyor. Böyle bir tablo olmaz. Efendim, Türkiye'yi fakirleştirelim, çok fakir olsun, Türkiye'nin fakirliğini satalım, bize döviz gelsin. Ya Allah aşkına hangi iktisat kitabında yazıyor bu ya? Hangi iktisat kitabında? Ben kitabını yazdım diyor, Allah aşkına söyle ya hangi kitap bu? Ben gidip kitapçıdan alacağım, o sayfayı okuyacağım. Yok böyle bir kitap. Böyle bir şey yok zaten. Hmm. Ekonomi bir bilimdir. Yani 2 kere 2 eşittir 4 değil kitap mi? Kitap ne yazıyor? 5 diyemezsiniz yani. Böyle bir durumda kitap ne yazar? Hani Türkiye'nin iyiye gitmesini istiyoruz ya. Ekonomi kitabında ne yazar? Ekonomi kitabında der ki para ve maliye politikalarının eş zamanlı ve birbirini destekleyen şekilde götüreceksin. O ülkeyi büyütmek istiyorsan mutlaka üretime odaklanacaksın. Ama üretim demek de dünyadaki gelişmelere paralel olarak örneğin makine yapacaksın ama katma değeri yüksek üründe üreteceksin. Bilgiyi, teknolojiyi sürekli büyüteceksin. Yeni alanlar geliştireceksin. Üstün yetenekli, daha doğrusu yetenekli insanların özellikle bu alanda çok büyük rolleri var. Yeni icatlar, yeni buluşlar vesaire bunları teşvik edeceksin. Ve dolayısıyla sen ülkeni kalkındıracaksın. İhracat yapacaksın. Paranın değerini koruyacaksın. Döviz karşısında sizin paranız, milli paranız kar gibi erimeyecek. Bunun altyapısını oluşturacak. Peki faizi nasıl indireceğiz efendim? Efendim faiz zaten kendiliğinden iner. Nasıl? Tabii kendiliğinden iner. Yani sizin faiz niye vardır? Borç istediğiniz için vardır. Siz borç istemezseniz. Şimdi Almanya faiz oranı nedir? Eksi. Çünkü Almanya borç istemiyor ki. Size para verelim ama bize ayrıca size borç para veriyor. Üstüne bir de faiz ödeyeceğiz diyorlar. Biz gidiyoruz dünyaya değil mi? Para istiyoruz. Adam diyor ki parayı vereceğim. Senin ülken güvensiz bir ülke. Dünyanın en yüksek faizi bu. İstiyorsan al diyor. Çünkü bizim risk primimiz yüksek. Efendim? Bizim risk primimiz yüksek. Bize öyle para verirken diyor ki şu kadar parayı maliyeti veririm diyor. Efendim bakıyor Merkez Bankası'nın bilançosuna bakıyor. Diyor ki senin Merkez Bankan'da para görünüyor burada. 100 küsür milyar ama bu para senin paran değil. Bakıyorum bilançosuna negatif eksi 35 milyar dolar. Yani sen bırakın orada para olmayı eksi pozisyondasın. Dolayısıyla sen sana borç vereceğim ama bu paranın bana dönüşü risk taşıyabilir. O nedenle benim faizim yüksektir diyor. Şimdi bunu unutmuş Erdoğan. Böyle bir şey hiç sanki yok. Ya bütün dünya böyle çalışıyor. Adamın dünyadan haberi yok. Adamın ekonomiden haberi yok. Adamın Türkiye'den haberi yok. Bütün dünyası saray. Saraya bakıyor. 5 maaş alan var, 3 maaş alan var, 7 maaş alan var. Dolayısıyla diyor ki ya Türkiye'de nereden sorun var? Bakıyorum herkese hiç kimsenin sorunu yok diyor. Ama Türkiye öyle bir Türkiye değil. Siz iktidara gelseniz efendim. Mesela diyelim Cumhurbaşkanı olsanız veya sizin dostlarınız evet, birlikte seçtiğiniz kişi Cumhurbaşkanı olsa, partileriniz iktidara gelseniz faiz düşer mi? Kesinlikle düşer. Faiz de düşer, dolar da düşer. Nasıl? Güven verdiğiniz andan itibaren her şey çözülür. Güven sorunu var. Güven sorunu var. Konuştukça niye dolar yükseliyor? Niye Türk lirası değer kaybediyor? Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı konuştuğu zaman ekonomi allak bullak olur mu? Efendim bunu dış güçler yapıyor diyorlar. Hangi dış güç kardeşim? Çık söyle. Hangi dış güç yapıyor bunu? Kaldı ki sen ekonomiyi 19 yıldır 20 yıldır yönetip de ekonomiyi bu kadar zayıf hale düşürdüysen bunun sorumlusu kim? Kim bunun sorumlusu? Ekonomiyi bu hale getiren kim? Kararları alan kim? Merkez Bankası Başkanı'nı dış güçler mi değiştirdi? Bakanları dış güçler mi atadı? Kim yaptı bunları? Sen yaptın. Bir devlet bir kişinin iradesine bağlanamaz. Dünyada böyle bir örneği yoktur, bizde çıktı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişinin iradesine bağladık. Bir kişinin. Hiç kimse ona itiraz edemiyor. Kendi işlerinde. Ama biz diyoruz ki bu yanlıştır. Yanlışı söylemek, yanlışı söylemek aslında onun lehine. Bakın ekonomide kurtuluş savaşını vereceğiz diyor. Hangi kurtuluş savaşını kardeşim? Hangi kurtuluş savaşı? İşgal mi var ya bu ülkede? Eğer Kurtuluş Savaşı verecek noktaya geldiysen söyledim. 5 madde saydım. Sen kardeşim önce bunları yap bakalım ya. İsrafı önle sen önce. İsrafı önle.
Sen 4 maaş, 5 maaş veriyorsun bu insanlara ya. İnsanlar işsiz kardeşim ya. Perişan insanlar ya. Bu ülkede, bu coğrafyada yatağa aç giren binlerce çocuk var ya. Yazık, günah değil mi? O nedenle diyoruz. Kardeşim sandığı getir. Milletin hakemliğine başvuralım. Başka bir milletin oyunu istemiyoruz. Ya kendi vatandaşımızın oyunu istiyoruz. Çalar saat rica edeceğim. Şimdi efendim şu konuyu da konuşalım. Sonra helalleşmeye geçmek istiyorum. Evet. Sizin kendi sesinizi de dinlemek istiyorum. Çalar Saat gazetesinde biz takipçisi olduğumuz bir konu var. Evet. Hatta geçtiğimiz günlerde İmamoğlu da katıldı bana. Tunç Soyer de katıldı. Dediler ki ya bu böyle vatandaş mağdur bu konuda. Evet. Biz karanlıkta uyanıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Bakın ben tabii 4.30-5'te uyanıyorum ama çocukları düşünüyorum ben. Şimdi bunun elektrik mühendisleri odası diyor ki bunun bir faydası da yok. Bu konuya baktırdınız mı efendim? Baktırdık efendim, doğru. Belediye başkanı arkadaşlarımızın söylediği doğru. Ekrem Bey de dile getirdi, Tunç Bey dile getirdi. Diğer belediye başkanlarımız da bir şekliyle dile getirdiler. Ya küçücük çocukları çıkarıyorsun karanlıkta. Ya bunlar o karanlıkta. Karanlıkta bu çocuğun karnını doyurmak için elektrik yakıyordu. Tasarruf yapıyor diyorlar. E bu işin uzmanı kim? Elektrik mühendisleri odası değil mi? Ben desem ki biz buradan tasarruf veya savurganlık yapıyoruz. Herkes diyecek ki kardeşim sen bu işi biliyor musun? Ben bilmiyorum, doğru. Ama bu işi bilen uzmanlar var. Elektrik mühendisleri var. Kardeşim burada bir tasarruf masarruf yok diyorlar. Çocuğu sabahın köründe neden uyandırıyorsun? İşe gitmek için çıkıyorsun, kalkıyorsun, elektrikleri yakıyorsun. Tıraşını oluyorsun, banyona giriyorsun, kahvaltını yapıyorsun. E peki ne oldu? Elektrik hani tasarruf yapıyorduk? Şimdi bazı kısıtlamalar getirmek istiyorlar elektrikte tasarruf yapmak için. Bunların sokak aklıyla, lambalarını ya evet. Erken değil de geç yakalım. Evet. Akşamları da erken değil de geç yakalım diye. Ya böyle tasarruf yapmayacaklar. Yok. Güvenliğimiz nerede? Yok efendim, bunlar devleti yönetemezler. Yönetemiyorlar zaten. Yönettiklerini sanıyorlar. Bakın bizim gençlik kollarımız Kocaeli'nde bir eylem yaptı. El feneri dağıttı vatandaşlara sabahın köründen. Niçin bu böyle oluyor? Hala oturup düşünmeleri lazım. Hala sağlıklı insanlardan görüş almaları lazım. Yani ya arkadaş bu yanlıştır. Açarsın elektrik mühendisleri odasını. Ya bu yanlışlığı nerededir diye sor en azından. Sana anlatsınlar bunu yani. Şimdi efendim bu konuyu ben bilmiyorum ama bilenlere sordum dediniz. Evet. Benim bildiğim sizin bildiğiniz bir konu. Yani sizin bildiğinizden emin olduğum bir konu. Bir gün önceki Çalar Saat gelsin. Bu konuda da bana bir yardımcı olmanızı rica edeceğim. Çünkü şöyle. Şimdi efendim bir resmi rakamla var enflasyon. Ben bunu dün yaşadım da. Evet. İşin içinden çıkamadım ama siz hesap uzmanısınız. Evet. Size sormak istiyorum. Şimdi ben tabii görevlerini yerine getirmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve 30 yıllık bir gazeteci olarak devletin resmi rakamlarının doğru olduğuna inanmak isterim. Evet. Eğer Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı gibi resmi enflasyon %19.89 ise Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da ben elindeki yetkiyi, çünkü Cumhurbaşkanı hükümet sistemidir, elindeki yetkiyi kullanarak %36.20 vergi ve harçlara zam getirdi. Tamam. Efendim hangisi doğru? O da faiz. Ha? O da faiz. Hangisi doğru efendim bunların? Şimdi 36.20 doğru. Doğru mu? Evet doğru. Çünkü bu rakam üzerinden vergi alacak. Artıracak matrağı. Bu rakam üzerinden ceza alacak. 36.20 doğru. Diyorum ki ben. Eğer resmi öbürü rakamlar TÜİK'e doğruysa. TÜİK'e talimat veriliyor. TÜİK'e talimat veriliyor. Rakamı küçük göster diyor. Enflasyonu düşük göster diyor. Enflasyonu düşük göster ki ben işçiye daha düşük para vereyim. Memura daha düşük para vereyim diye. Aslında bütçeden tasarruf yapayım diyor. TÜİK'e talimat veriyor. TÜİK'in de yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği rakama da kimse güvenmiyor zaten. Çünkü sonuçta adam pazara gidiyor yani. Ekmek alıyor şimdi. Ekmek alıyor bakıyor. Gübre alıyor bakıyor. Süt alıyor bakıyor. Neye baksa? Her şeye zam geldi. Bir bakıyor 19.89 mu? Hayır efendim. %30, %40, %50, %100 zam gelmiş vaziyette. Dolayısıyla devletin bütün kurumlarını çürüttükleri gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nu da çürüttüler. Oraya getirdiler parti militanlarını. Parti militanlarına talimat veriliyor. Bu talimata göre rakam verin. Ama devlet vergi almaya başlayınca %36.20 diyor. Bunu uygulayacağız diyor. O zaman onu da %19'a getirsinler. Hayır efendim. Vergi harcını da oraya getirsinler tabii. Madem enflasyon oysa. Ayrıca bu yetki Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanı bir kararnameyle 36.20'yi 19.89 yapabilir. Veya sıfır yapabilir. Madem faizden şikayet ediyorsun, indir bunu da o zaman. Peki, çok güzel. Şimdi efendim bir de Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi ben sizin danışmanınız Ömer Bey'i aradığımda, bundan iki hafta kadar önceydi. Ya Ömer Bey dedim,
güzel kardeşim, helalleşme diye bir kavram gündeme attınız ve her yerden mesajlar geliyor. Ve gündem oldu. Bu nereden çıktı merak ettim. Önce Kılıçdaroğlu'nun sesini bir dinleyelim, sonra soralım nasıl helalleşeceğiz. Ben gelecekse bu ülke çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Böyle anılmak istiyorum. Ne stratejisi? Evlatlarımız diyorum. Hangisi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. Helalleşeceğiz. Açık yaralar var. Biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Robotski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül olaylarının mağdurları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Bu nedir efendim? Burada ne yapmak istediniz? Şimdi İsmail Bey, geçmişte büyük yaralarımız var. Şimdi siyaset kurumu, siyasetçiler bazen bu yaraları kanırtıyorlar, deşiyorlar, kanatıyorlar ve bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Bu bizim geleceğe güvenle bakmamızı engelliyor. Hep geçmişe takılıp kalıyoruz. Ben diyorum ki ya oturalım bir helalleşelim. Kimin kabahati kusuru kendisini görüyorsa, kabahati kusurunu görüyorsa açık yürekli oturalım bir helalleşelim. Ya bu tür şeyler olmasın bir daha. Biz geleceğe güvenle bakalım. Eskiyi tartışmayalım. Onlar oldu. Artısı var, eksisi var, yanlışı var, doğrusu var. Dolayısıyla siyasetçilerin elinden bu kozu çıkarıp alalım. Geleceğe bakalım. Bu ülkenin bir geleceği var. Ve bu gelecek içinde hepimize yer var. Hepimiz bu güzel gelecek içinde yaşamalıyız. Bir hedefimiz, bir ufkumuz olmalı. Geçmişi evet unutmayalım. Evet geçmişte hatalar, eksiklikler varsa bunları bir şekilde telafi edelim. Oturup onlarla bir helalleşelim. Yüz yüze mi? Yüz yüze helalleşelim. Ama bir geleceğe bakalım. Bütün umudum, bütün beklentim daha güzel bir geleceği inşa etmek. Eğer siz daha güzel bir gelecek vaat ediyorsanız eskiyle helalleşeceksiniz. Ben helalleşme deyince bunu vay efendim yolsuzluk yapanların adamı helalleşeceksin. Söyledim. Hukuk ayrı, helalleşme ayrı. Hukuk ayrı, bir kişi yolsuzluk yapmışsa, cinayet işlemişse zaten hukuk onun gereğini zaten yapacaktır. Benim onunla helalleşmeye ihtiyacım yok. Hukuk onunla oturacaktır. Gereği neyse onu yapacaktır. Ama geçmişte yapılan hataların, helalleşmeleri eğer biz bugün yapmamışsak, yapamıyorsak o bizim ayıbımız. Helalleşeceğiz bunlarla. Eksiğimiz var, yanlışımız var. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeceğiz. Bakın İsmail Bey, hata kavramı insana özgü bir kavramdır. Çünkü hata kavramı neden? Çünkü İnsan aklıyla hareket eder. O nedenle hata kavramı insana özgü bir kavramdır. Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz yanlış yapabilir. Hatadan dönmek bir erdemdir. Eğer siz hata yapmıyorsanız ve hatadan ders çıkarıyorsanız tarihi tekerrür ettirmezsiniz. Evet. Biz tarihi tekerrür ettiriyoruz. Neden? Çünkü aynı hataları sürekli yapıyoruz. Ve Türkiye sürekli geriye doğru gidiyor. Biz
İleriye doğru gitmek istiyoruz. Büyümek istiyoruz. Gelişmek istiyoruz. Annenin sıkıntısı var, babanın sıkıntısı var, çocuğun sıkıntısı var. Herkesin bir şekliyle sıkıntıları var. Bu sıkıntıları yaratan da siyaset kurumu aslında. Az önce söyledim. Darbe oldu. Bir sağdan asalım, bir soldan asalım. Niçin dengeyi sağlayalım? Hem sağdaki hem soldakiyle helalleşmek zorundayız. Kutuplaşmanın bize getirdiği bir şey yok. Aklımızla yarışalım, güzelliklerde yarışalım. Niye biz güzelliklerde yarışmıyoruz? İyilikte yarışınız diyor Peygamber Efendimiz. İyilikte yarışalım. Tabii biz bunu yaptığımız zaman Türkiye'yi büyütmüş oluruz. O nedenle diyorum ki ya arkadaş eskiyi kanatmayalım bu yaraları. Helalleşelim bu işi bitirelim. Artımız eksimiz neyse bitirelim mi? Ama bir geleceğe şöyle bir güzelliğe bakalım. Ya şöyle bir bu milletin bir yüzü gülsün ya. Yorulduk çünkü değil mi? Ya gerçekten yorulduk. Şöyle bir şey efendim, sizin hani beraber hareket ettiğiniz dostlarınız da buna olumlu yaklaştı. İşte Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu gayet tabii dedi helalleşmek iyidir. Ben yazıları da okudum çok farklı. Fakat siyasetin başka dünyalarından da mesela Sayın Erdoğan'dan geldi. Sayın Demirtaş'tan geldi. Gelsin. Bak. Şimdi Sayın Erdoğan Kılıçdaroğlu ile asla helalleşmeyiz diyor. Bana ve %52 oranında oy veren tabanımıza gayrimilli diyen Bay Kemal ile asla helalleşemeyiz. Sizin helalleşme kavramınızda Sayın Erdoğan'da var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii helalleşmek tek taraflı olmuyor. İki tarafın helalleşmesi lazım. İki, söylediği gayrimilli diye. Bakın. Eğer siz Türk liranızın değerini düşürüyorsanız, döviz karşısında kan kaybediyorsa, sizi eleştirmek benim en doğal hakkımdır. Eleştiri Ayşe, helalleşme ne olduğunu henüz kavrayamamış zaten. Tartışmayı helalleşme sanıyor bu. Öyle bir şey yok. Sizin yaptığınız icraat yanlışsa ben o yanlışı ifade etmeliyim. Siz doğru olduğunu iddia ediyorsanız siz de doğru, hayır sizin söylediğiniz yanlışı doğrusu budur diyeceksiniz. Bu ayrı bir şeydir. Ayrı bir şeydir. Benim söylediğim çok daha farklı bir şey. Yarayı kanatma kardeşim. Yarayı niye kanatıyorsun sen? Gayrimilli diyorsun. Kardeşim sen tank palet fabrikasını Katar ordusuna verirsen ben buna itiraz ederim. Ben milliciyim. Evet. Ülkemi seviyorum. Evet. O zaman ben ordumun şerefi olan tank palet fabrikasını bir başka orduya teslim edilmesini istemem. Ha, ben seninle helalleşmek istemiyorum. O senin bileceğin iş. Ben ona bir şey diyemem. Seni bileceğin iş. Efendim başka ne söylüyor bilmiyorum. İşte sizin kendilerine gayrimilli dediğiniz için helalleşmem ben size diyor aslında. Aslında helalleşseniz hiç fena olmaz. Bu konuda adım atması gereken kişi kendisidir. Adım atması gereken kişi. Benim kimseyle özel bir kavgam yoktur. Asla. Hiç kimseyle. Özel bir kavram. Şahsi olarak da bir kavgayı asla alıp da bir yerlere taşımam. Kin tutmam. Kinci değil misiniz? Öfke tutmam. Kinci, hayır. Kinci değil misiniz? Değilim. Kin tutmam, öfke tutmam. Bunlar tamamen. Bunlar farklı bir şeydi. Kibirli asla davranmam. Asla davranmam. Çocukla çocuk, büyükle büyük olurum. Herkesle otururum, konuşurum. Herkesi sakin bir şekilde dinlerim. Eğer siz farklı bir şey yapıyorsanız, bu doğru değil. Kibirle yola çıkanlar devleti yönetemezler. Peki. Bir de Edirne'den kapalı cezaevinden bu konuda bir çağrı geldi. Evet. Demirtaş'tan. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Evet. Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin genel başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır dedi Selahattin Demirtaş. Tabii teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey. Önemli bir adım. Biz mutlaka ama mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve beraber inşa etmeliyiz. Bu ülke bizim ülkemiz. Gidecek yerimiz yok. Eğer siz bu ülkede güzel bir gelecek inşa ediyorsanız geçmişin yaralarını kanatmamanız lazım. Ben bunu söylüyorum zaten. Dün Sayın Kılıçdaroğlu bu program için hazırlanırken Ankara'daki danışmanımla konuşurken dedi ki Nihal Kemaloğlu, ya Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir değişiklik var fark ediyor musun dedi. Sanki bir partinin genel başkanı değil de dedi. Sanki böyle cumhurbaşkanlığına giden birisi. Evet. Özel bir söylem. Sanki bu hani mutfakta fotoğraflarınız, videolarınız falan. Evet. Sabah da Zeray Kınacı çalışmalarımız yaparken o da benim editörüm. O da aynısını söyledi. Ya İsmail dedi sen iyi takip ediyorsun. Acaba Kemal Bey özel bir hazırlık mı yapıyor? Bir ders mi alıyor? Bir böyle bir hocaları mı var siyaset bilimci? Yani şöyle sorayım amiyane tabirle. Kılıçdaroğlu nereye koşuyor efendim? Kılıçdaroğlu Türkiye'nin var olan sorunlarını çözme konusunda düşüncelerini ifade ediyor.
Var olan sorunlar, ciddi sorunlar bunlar. Bu sorunlar kavgayla çözülmez. Bu sorunlar beraber, akılla, mantıkla çözülür. Ve bu sorunları çözerken özel olarak sadece benim dediğim doğrudur mantığıyla yola çıkarsanız bu sorunlar çözülmez. İstişareyle, danışmayla, işin uzmanlarıyla bir araya gelerek bu sorunlar çözülür. Ve Türkiye giderek sorunları büyüyen bir ülke haline geldi. Bütün komşularıyla kavgalı olan bir Türkiye olmaz. Ya bu ülkeyi kuranlar savaş meydanlarından geldiler. Ve bu ülkeyi kuranlar barışın ne kadar değerli olduğunu gördüler ve bildiler. Bir yurtta sulh dediler, canda sulh dediler. Ya biz herkesle kavga etmeye başladık. Para için herkese taviz vermeye başladık. Ödün vermeye başladık. Beni rahatsız eden de bu zaten. Türkiye'nin buradan çekilip çıkarılması lazım. Bu bir parti meselesi değil. Bu bir Türkiye meselesi. Ben öyle bakıyorum. Eğer siz buna sadece salt bir parti meselesi açısından bakarsanız bu doğru değil. O nedenle ben konuşurken AK Partili kardeşlerime de sesleniyorum, ülkücü kardeşlerime de sesleniyorum, diğer kardeşlerime de sesleniyorum. Türkiye'nin gidişinden memnun musunuz? Memnun değil. Nasıl düzelir? Evet düzelir, bu Türkiye'nin düzelir. Nasıl düzelir? Bir araya gelerek, oturarak, konuşarak, istişare ederek biz bunu aşabiliriz ve gerçekten aşabiliriz. Bakın İsmail Bey, bu devletin yetiştirdiği son derece nitelikli kadrolar var. Ve bu nitelikli kadrolar geleceği yurt dışında arıyorlar. Ya bu ayıp bile siyasetin ayıbıdır aslında. Devleti yönetenlerin ayıbıdır. Devleti yönetenler çıkıp şunu düşünüyorlar mı? Ya bu üniversitelerde yetiştirdiğimiz nitelikli çocuklar, çalışkan çocuklar neden geleceği yurt dışında arıyorlar? Ya bu soruyu kendilerine sordular mı? Sizin... Ben bu soruyu kendime soruyorum. Ana muhalefet partisinin genel başkanı da kendime soruyor. Ama onların da sorması lazım. Sormalarını istiyorum. Kafanızda, çünkü seçime gidiyoruz. Evet. Er veya geç belli. Evet, evet. Ben adayım diye bir karar var mı efendim sizin? Cumhurbaşkanı adaylığı kendinizle ilgili. Şimdi bakın, bu konuda Cumhur İttifakı adayını belirledi. Millet İttifakı'nda demokrasi var. Biz oturup kendi aramızda konuşacağız. Henüz daha bu konuyu masaya getirip de konuşmuş değiliz. Konuşmadığımız bir konuyu benim dillendirmem son derece yanlış olur. Otururuz kendi aramızda. Hiç konuşmadınız mı efendim? Hayır, hiç konuşmadım. Meral Hanım'la, Temel Bey'le falan? Konuşmadık, hayır. Yani şu aday olsun, hayır. Ben olayım, onunla öyle bir şey yok. Hayır, herhangi bir konuşma olmadı, evet. Benim anladığım şöyle bir şey olacak. Dolayısıyla ama bakın, Millet İttifakı'ndaki demokrasi kültürünü geliştirebilirsek zaten ülkeye de demokrasiyi getirmiş oluruz. Kendi aramızda otururuz, konuşuruz. Bu ülkeyi devleti bilen, devleti tanıyan, devlet aklının ne olduğunu bilen, efendim ailesiyle, yaşamıyla, topluma örnek olan bir insan bulacağız zaten. Gelecek, Cumhurbaşkanlığı yapacak. Şimdi siz dostlarınızla anlaşıp bir aday olacak, Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Ama diğer partiler de, ister genel başkanları, ister onların belirledikleri bir kişi de adeta başkan yardımcısı, başkan yardımcısı gibi böyle bir kadro gibi mi çıkacaksınız? Şimdi o konuda da kararı vereceğiz. Bakın şimdi biz önce şunu yapıyoruz. Bu çok konuşuluyor bakın çünkü. Önce şunu yap. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ne yapacağız? Öyle hop. Biz nazar. Bunu söylüyoruz. Evet. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Evet. Yere düşüp kırıldığı nazar, zaman nazar çıktı. İyi evet evet. Tabii benim evet. Anneme böyle söyler. Evet. Nazar çıktı. Anadolu'da iyi güzel kötü gözler evet. Gitti. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir diye bakıldı. Önce bunu topluma anlatmamız evet. Lazım. İki, ekonomi kötüye gidiyor. Ciddi sorunlarımız var. Ekonomiyi nasıl düzeltiriz? Bu konuda da çalışmalar var. Diğer partiler de yapıyor, evet. Biz de yapıyoruz. Ve biz bir araya geleceğiz. Hem Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hem Türkiye'de demokrasiyi nasıl güçlendireceğiz? Nasıl güçlü bir parlamenter sistem getireceğiz? Türkiye'yi bir insana değil bir akla, devlet aklına teslim edeceğiz. Ve devlet aklıyla Türkiye yönetilecek, liyakat olacak. Her kurumun başında o işi en iyi bilen uzmanlar tarafından yönetilecek. Kısır siyasi tartışmaların dışına tamamen çıkmış olacağız. Bakın İsmail Bey, şu örneği vereyim. Sayın Merkel liderler toplantısına gitti. Giderken yanına kendisinden sonra başbakan olacak Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanını götürdü. Niye Almanya güçlü? İşte bu anlayışla güçlü. Biz ne yapıyoruz? Sabahtan akşama kadar hakaretler. Sabahtan akşama kadar. Suçlamalar. Ya mantıklı bir şey olsa vallahi diyeceğim ki ya bu mantıklıdır diyeceğim. Mantıksız kavgalarla, dövüşlerle gidiyoruz bir yere. Ben Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak istiyorum. Tereyağında hani derler ya, tereyağından kıl çeker gibi çekip çıkarıyor. Türkiye buradan çıkmak zorundadır. Türkiye yeni bir anlayışı, demokrasi kültürünü büyütmek zorundadır. Farklı düşüncelere saygı göstermek zorundadır. Farklı düşündü diye insanları suçlayamazsınız. İnsanları hapse atamazsınız. Osman Kavala hapiste. Niye hapiste kardeşim?
Selahattin Demirtaş hapiste. Niye hapiste kardeşim? Askeri öğrenciler hapiste. Niye hapiste kardeşim? Tuttun bir sürü yandaşı aldın FETÖ'cü olduğu halde. 17-25'ten sonra bile gidip görüştüğü halde onlara getirdin. Dünyanın ihalesini verdin. Tuttun askeri öğrencileri hapse atıyorsun. Ya akıl alacak şey değil. Cumartesi günü ilk mitinginize çıkıyorsunuz ve evet, çok hazırlık yapılıyor. Evet. Ben işte söyledim, Mersin'deydim. Evet. Vahap Seçer'de işte Zeydan Karalar, onlar evet, bütün bölge olarak çalışıyorlar. Dördünde Mersin'de ne diyeceksiniz mitingde? Mersin'de güzel şeyler söyleyeceğim. Şimdi şunu ifade edeyim. Umutsuzluğu topluma aşılamak gibi bir anlayışım yok. Öyle bir geleneğim de yok. Tam tersine umut üzerine inşa edeceğiz. Karamsar olmaya hakkımız yok. Hepimiz güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Büyüyen, gelişen, sanatıyla, kültürüyle gelişen bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Hepimizin umudu var. Umudumuzu büyütmek istiyoruz. Üretmenin ne kadar değerli olduğunu, alın terinin ne kadar değerli olduğunu, insan sevgisinin ne kadar değerli olduğunu, doğaya saygının ne kadar değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunları anlatacağız tabii. Peki, slogan belli mi Mersin'de? Efendim? Sloganınız belli mi? Milletin sesi. Milletin sesi. Milletin sesi, evet. Kılıçdaroğlu. Orada göreceksiniz, orada göreceksiniz. Milletten kişiler çıkacak, konuşacak önce. Mersin'de. Evet, ben de onları dinleyeceğim. Milletin sesi diyoruz. Çiftçi de konuşmalı, esnaf da konuşmalı, işsiz de konuşmalı. Dolayısıyla biz bütün bunların, peki, tamamını yapacağız. Sayın Kılıçdaroğlu, ben şimdi izin verirseniz sosyal medyaya bir bakacağım. Tamam. Size son bir soru daha soracağım. Tamam. Değerli izleyenler, bu arada Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında bizim Ankara büromuzu aramış ve demişler ki bu sokak lambalarıyla ilgili uygulamadan, düşünülen o uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığı'na gösterdikleri bu duyarlılık ve refleks için, bu yanlış karardan döndükleri için teşekkür ediyoruz. Reklamlardan sonra ben bir fincan sade kahve ikram edeceğim. Kahve reklamından sonra burada en son soruyu da Kılıçdaroğlu'na yönelteceğim. 1 Aralık'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katıldı. Kendisine sorularımıza verdiği yanıtlar için teşekkür ediyorum efendim. Son sözü de Sayın Kılıçdaroğlu'na bırakacağım. Bu arada yan tarafta adı geçen bütün arkadaşlarıma da emekler için teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ulvi Keser'den Elbet Bir Gün Gelecekler kitabı bizimle birlikte bu sabah. Evet, evet. Ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Binası Restorasyon Şantiye Günlüğü Orhan Pekdemir'den gelmiş. Onlara teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Demokrasi Meydanı'na katıldığınız için teşekkür ediyorum. Dilerim ki son sözü size bırakalım. Bütün bu eleştirileri vatandaşlarımız dikkate alsınlar. Ama sakın ola ki hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Her şey kısa süre içerisinde çözülecek. Allah'ın izniyle göreceksiniz, bir süre sonra iktidara geleceğiz. Sandık geleceğiz ve iktidara geleceğiz. 6 ay içinde bu ülkede bütün çarklar dönmüş olacak. 6 ay içinde. 1 ay içinde vatandaş bir nefes alacak. Oh diyecek ya, farklı bir Türkiye'de yaşıyoruz galiba. Evet, farklı bir Türkiye'de yaşayacaklar. Dolayısıyla umutsuzluğa yer yok. Her birimiz gidişi görüyoruz, değerlendiriyoruz. Aklımızın terazisinde ölçüyoruz ve emin olun, İktidar olduğumuzda bütün bu karamsar havayı tamamen değiştireceğiz. Vatandaşlarımın bunu bilmesini isterim. Tek kelimeyle efendim. Evet. Yani ileriye baktığınız zaman mesela artık çok deneyimli bir insansınız. Evet. İyimser misiniz Türkiye'miz için? Kesinlikle iyimserim. Kesinlikle iyimserim. Türkiye iyiye doğru gidecek. Türkiye bölgesinin en güçlü devleti olacak. Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretecek. Türkiye sanayi konusunda devrim yapacak. Önemli gelişmeleri, altyapısını oluşturacağız. Bir şey daha söyleyeyim İsmail Bey. Böyle. Önümüzdeki günlerde, aylarda daha doğrusu önümüzdeki aylarda mükemmel bizim Merkez Türkiye projesini çok daha geliştirdik. Çok daha mükemmel hale getirdik. O projeyi de kamuoyuyla paylaşacağım. Görecek herkes Türkiye nasıl ayağa kalkar? Türkiye nasıl büyür? Türkiye'de istikrar nasıl sağlanır? Türkiye'de insanlar evine akşam huzur içinde nasıl gider? Türkiye'de nasıl hiçbir çocuk yatağa aç girmiyormuş? Bütün bunların hepsini halledeceğiz. Peki, çok hepsini. Teşekkür ediyorum. Kimse, sağ olun. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelen iyimserlik dolu bu mesajlarla günümüzü kapatıyoruz. Varlığınız için, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.